Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Bu videomuzda fırın ızgaralarımızı temizleyeceğiz. Fırın ızgaraları nasıl temizlenir? Temizlenmiş halini görüyorsunuz. Herhangi bir leke, kir, yağ artığı görünmüyor. Parlak bir şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi eski halini göstermek istiyorum. Eski hali bu şekilde. Fırın tellerimiz oldukça fazla yağlanıyor, kirleniyor. Daha net görünmesi için şöyle renkli bir şey koydum altına. Daha net görünüyor bu şekilde, görüyorsunuz. Bu yağları, kirleri çıkarması da oldukça zor. Herhangi bir deterjanla bunları çıkarmak mümkün değil. Yağ çözlerde bunlar da çok etki etmiyor. Bunlar çünkü yanmış yağlar, kirler. Peki bu yanmış yağları, kirleri nasıl çıkartabiliriz? Şimdi bundan bahsetmek istiyorum. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Elimle de şöyle bastırıyorum. Oldukça zorlu yağlar, kirler. Marketlerde satılmakta olan böyle teller var, bildiğiniz gibi. Paket halinde bütün marketlerde bulabilirsiniz. Ve Arap sabunu. Bu biraz sıvı olan Arap sabunu, biraz katı olan Arap sabunu da var. Onunla da temizlemesi daha kolay. Şu an sıvı olan Arap sabununu kullanıyoruz. Telimizin üzerine bir miktar Arap sabunu ekledik ve bu şekilde temizliyoruz. Bu arada ellerimize eldiven takalım. Elimizin yağlanmaması, kirlenmemesi için. Biraz ovalım bu şekilde. Arada bir miktar su ve Arap sabunu ekleyeceğim ben. Tellediğim yeri gördünüz, biraz parladı. Şöyle bir miktar su ve yine Arap sabunu ekledim ve temizlemeye devam ediyorum. Tellenen kısımları göreceksiniz. Hemencecik parlıyor. Bu arada videoyu hızlandırdım. Hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Videoyu kesmek istemedim. Her şeyi kameranın önünde yapmak istedim. Arada bir miktar su ekleyeceğiz. Ve yine bir miktar Arap sabunu ekleyeceğiz ve temizliğimize devam edeceğiz. Kullanmış olduğum bu teli dediğim gibi bütün marketlerde bulabiliyoruz. Yumuşacık bir tel. Elimize de çok zarar vermiyor, fakat yine de temizlik yaparken ellerimize eldiven takmamızda fayda var. Elimizin kirlenmemesi için, yağlanmaması için. Telin şimdi arka tarafını çevirdim ve orayı da temizliyorum. Tezgahın üzerindeki çıkan kirleri görüyorsunuz. Şöyle biraz toplayayım. Böyle siyah yağlar, kirler çıkıyor. Bütün temizliği yaptıktan sonra bunu durulayacağız. Parladığını göreceksiniz. Elimdeki yağları, kirleri de görüyorsunuz. Parladığını görebiliyorsunuz şu anda. Şöyle renkli bir şeyle göstermek istiyorum. Telimiz parladı. Peçeteyle de şöyle gösterebilirim. Peçeteyle şöyle kirleri silerek göstermek istiyorum. Parladığını görüyorsunuz. Yağlar, kirler çıktı. Bunu şimdi bol su altında durulamak istiyorum. Duruladım ve geldim. Tezgahımın üzerini de temizledim. Telimizin son halini görüyorsunuz. Yağlardan, kirlerden eser kalmadı. Tertemiz oldu. Fırın ızgaralarımız neredeyse haftada bir kez bu işlemi yapmamız gerekiyor. Yine renkli bir şey koydum altına daha net görünmesi için. Herhangi bir leke kalmadı. Videomu faydalı bulduysanız eğer
Beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.